Daha önce DNA'nın moleküler yapısını konuştuğumuz videoda, DNA'nın tipik olarak iki adet iplikten oluştuğunu görmüştük. Bu ipliklerin omurgasının da fosfat grubu, şeker, fosfat grubu, şeker, fosfat grubu şeklinde sıralanmış gruplardan oluştuğunu yine görmüştük. Kabaca çizecek olursak, bu pembe yuvarlaklar fosfat gruplarını temsil etsin. Mavi yuvarlaklar da şekerleri. Anlaştık mı? Aynı dizilim diğer iplikte de vardır. Burada da gördüğümüz gibi omurgada bir fosfat grubu, sonra şeker, sonra fosfat grubu, sonra şeker ve sonra yine fosfat grubumuz var. Yani diğer iplikte de aynı bu iplik gibi e, gözüken bir yapı olacak. Diğer ipliği de kabaca bunun karşısına çizebiliriz. Burada fosfat gruplarımız var, aralarında da şekerler var. Bu iki ipliği birbirine bağlayan Merdivenin basamakları gibi de düşünebileceğimiz yapılar var. İşte bu yapılara tamamlayıcı azotlu bazlar diyoruz. Aslında önceki videoda bahsetmeyi unutmuştum. Bu yapıları azotlu bazlar olarak adlandırmamızın nedeni burada gördüğümüz azotların çok elektronegatif olması ve bu sayede daha fazla hidrojen protonu alabilmeleridir. Bu azotların Uygun koşullarda daha fazla hidrojen protonu çekmek için kullanılabilecek fazladan eşleşmemiş elektron çiftleri vardır. Yani zulalarında elektron çiftleri var gibi düşünün. Pek çok insanın aklına takılan soru şudur: Madem ki DNA'da bu kadar azotlu bazlar var, o zaman neden asit olarak adlandırılmış? Bak, 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 bak diye kendimize sorabiliriz. İlk olarak şunu söyleyebiliriz: Azotlu bazların bazik özellikleri birbiriyle kurdukları hidrojen bağları sayesinde belli bir dereceye kadar dengelenmiştir. Tamamlayıcı bazların birbiriyle kurdukları bu hidrojen bağları sayesinde merdivenin basamakları oluşur. DNA'yı asit olarak adlandırmamızın sebebi ise fosfat gruplarının proton eklenmiş halinin asit olmasıdır. Burada bu grupların proton eklenmemiş halini çizmeye çalıştık. Bunun sebebi de nötr bir çözeltinin içine koyduğunuzda protonlarını hemen verecek kadar asidik olmalarıdır. Yani hücre çekirdeğinde protonlarını vermiş olarak bu formda bulunur. Fakat genel olarak fosfat grupları asidik gruplar olarak değerlendirilir. Bunu geçen videoda anlatmıştım. Eğer fosfat grubunu saf haliyle çizersem proton eklenmiş halini çizerim. Yani bu negatif yükler burada olmayacaktı. Buraya kadar geçen sefer anlattıklarımı gözden geçirmiş olduk. Şimdi burada DNA ipliklerini kabaca çizmeye başlamıştık. Bunu tamamlayalım isterseniz. Tamamlamak için azotlu bazları da çizelim. Şimdi burada bir timin var. Onu yeşil renkle çiziyorum. Buradaki şekere bağlı bir timinin T'sini çizelim. Timinin tamamlayıcı azotlu bazı neydi arkadaşlar? Adenin. Adenin'i de turuncu renkle çiziyorum. Buradaki hidrojenleri de daire içine alıyorum. Buradaki şekere bağlı halde bir adeninin A'sı var. Burada her iki tarafta bulunan kısmi pozitif ve kısmi negatif yüklü kısımlar birbirini çekecek ve bu şekilde bu bazlar arasında hidrojen bağları oluşacak. Şimdi bu hidrojen bağları sayesinde merdivenin bir basamağı oluştu. Şimdi de alttaki basamağa geçelim. Buradaki azotlu baz neydi? Bir sitozin. Sitozin'i sarıyla çiziyorum. Omurgada alttaki şekere bağlı olan sitozinin C harfini buraya C'sini yazalım. Ve bu sitozin diğer taraftaki neyle eşleşiyordu arkadaşlar? Sitozin neyle eşleşirdi? Guanin. Guanin ile eşleşiyor? Guanini de pembeyle çiziyorum. Karşı taraftaki şekere bağlı olan guaninin G'si. Bunları DNA'nın tanıtım videosunda zaten görmüştük. Şimdi bu iki iplik birbirine paralel gözüküyor diye düşünebilirsiniz. Bazı açılardan bu doğru bir düşünce. Fakat burada farkına varabileceğimiz başka ilginç bir şey var. O da yönlendirildikleri doğrultudur. Bu durum omurgadaki şekerlere odaklandığımızda özellikle dikkatimizi çeker. Şimdi şuna dikkat edin. Buradaki iplikte deoksiriboz şekerlerinin oksijenleri üst taraftayken Diğer iplikte bu oksijenler aşağı tarafta. Yani aslında bu iki iplik farklı yönelimdeler. Burada oksijenler yukarıya dönük halde. Bu tarafta ise oksijenler aşağı dönük haldeler. Bu durumu biraz daha somutlaştırmak için riboz şekerindeki karbonları numaralandırabiliriz ve bu numaraları farklı yönleri tanımlamak için kullanabiliriz. Şimdi karbonlarımızı numaralandıralım. Bu gördüğümüz yapıların ikisi de riboz. Bunları DNA'nın moleküler yapısı adlı videoda görmüştük. Tabi burada DNA'dan bahsediyorsak, deoksiribozdan bahsediyoruz demektir. Yani iki numaralı karbona bağlı olan hidroksil grubu yerine hidrojen bulunduruyor. Buradaki halkalı yapıda da 2 numaralı karbon hidroksil grubu yerine hidrojen bulunduruyor. Şimdi karbonil grubundan başlayarak numaralandıralım. Bu 1 üssü karbon. Karbonil grubundan itibaren numaralandırıyorum arkadaşlar. 2 üssü karbon, 3 üssü karbon, 4 üssü karbon, 5 üssü karbon. Halkalı yapıya bakalım. Bu 1 üssü karbon, bu 2 üssü karbon, bu 3 üssü karbon, bu 4 üssü karbon ve bu 5 üssü karbon. Eğer buradaki diyagramda yani DNA molekülünün üzerinde de numaralandıracak olursak şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu bir üssü karbon, bu iki üssü karbon, bu üç üssü karbon, bu dört üssü karbon ve bu da beş üssü karbon. Şimdi burada gördüğümüz gibi bu fosfat grupları fosfodiester bağları ile şekerlere bağlı. Bu fosfodiester bağları sayesinde omurga oluşuyor. Şimdi burada bu bağlara bakalım. Fosfat şekerin 5 üssü karbonu, şekerin 3 üssü karbonu ve diğer fosfat. Sonra diğer şekerin 5 üssü karbonu, şekerin 3 üssü karbonu ve diğer fosfat. Bu numaralar düz zincirde karbonil grubundan başlayarak numaralandırma yaptığımızda elde edeceğimiz numaralar. Şimdi gördüğümüz gibi sıralama fosfat 5 üssü 3 üssü fosfat 5 üssü 3 üssü fosfat şeklinde gidiyor. Bu şekil bir yönelimi 5 üssü 3 üssü yönünde ilerliyoruz şeklinde tanımlayabiliriz. Yani sol taraftaki zincirde 5 üssüden 3 üssüye doğru gidiyoruz. Peki ya sağ taraftaki ne yönde? Sağ tarafı da numaralandıralım arkadaşlar. Sol tarafa göre sağ taraf tepe taklak yönde. Yani yönler ters dönmüş halde. 1 üssü, 2 üssü, 3 üssü, 4 üssü ve 5 üssü karbon bu şekeri de numaralandıralım hemen. 1 üssü karbon, 2 üssü karbon, 3 üssü karbon, 4 üssü karbon ve bu da 5 üssü karbon. Yani sağ tarafta fosfat, 3 üssü karbon, 5 üssü karbon, fosfat, 3 üssü karbon, 5 üssü karbon, fosfat olacak şekilde bir sıralama var. Şekerin yönelim yönü 3 üssüden 5 üssüye doğru bu sefer. Yani sağ tarafta 3 üssüden 5 üssüye doğru gidiyoruz diyebiliriz. 5 üssüden 3 üssüye doğru bir ok çizelim. Sol taraftaki oka ters yönde bir ok çizeceğiz. Yani bu iki ipliğin paralel olduğunu söyleyebiliriz. Fakat farklı doğrultuya yöneldiklerinden ötürü DNA'nın yapısını esasen paralel olmayan şeklinde tanımlıyoruz. Bu iki iplik birbirleri tarafından tanımlanan, birbirini tamamlayan iplikler. Timin adenin ile bağlanır, sitozin guanin ile bağlanır bu hidrojen bağları sayesinde birbirlerine doğru çekilirler. Fakat bu iki omurga farklı yönlere işaret ediyor. Konuşulması gereken bir diğer ilginç durum da bu yapının nasıl oluştuğu. Yani bu iplikler hangi doğrultuda yöneleceğini nasıl biliyor? Buna sebep olan şeylerden biri bu fosfat gruplarının negatif yüklü olması. Negatif yüklü olan bu iplikler birbirinden mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışacak. Tabi bunlar çok 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 uzun moleküller. DNA'nın tanıtım videosunda kromozomların ne kadar uzun moleküller olduğundan ve ne kadar çok baz çifti içerdiğinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Yani ipliklerdeki bütün bu fosfat grupları birbirinden uzaklaşmaya çalışacak. Fakat aynı zamanda bu azotlu bazlar da hidrojen bağları yüzünden birbirine yaklaşmaya çalışacak. Yani bu iki durum merdivenin yapısının oluşmasını sağlayan faktörlerdir esasen. DNA büyüleyici bir molekül ve hakkında günlerce konuşabiliriz. Bizi biz yapan bilgiye sahip olan molekül olduğunu düşündüğümüzde gerçekten de çok şaşırtıcı. Umuyorum ki bu video DNA'nın moleküler olarak nasıl bir şey olduğu konusunda aklınızda bir fikir oluşturmuştur.